Sevgili dostlar, Erkan Tan'la Başkent'ten devam ediyor. Stüdyomuzdayız. Pazar gününüzü saat 12'de bizimle paylaşırsanız eğer çok seviniriz. Ayrıca fikrinizin de ifade edilmesine aracılık etmekte görevlerimizden, amaçlarımızdan biridir. Bunu da hayata geçiririz. Ha, katılmak istemiyorsanız canınız sağ olsun efendim. Allah sizleri de var etsin, başımızdan eksik etmesin. Seven sevmeyen, seyreden seyretmeyen, bizden olan olmayan hepinize iyi tatiller, mutlu bir pazar diliyoruz. Sevgili dostlar, Erkan Tan'la Başkent'ten programında stüdyomuzda Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici bulunuyor. Mustafa Destici'nin doğum günü bugün ama geçtiğimiz hafta Büyük Birlik Partisi'nin de doğum günüydü. Yani çifte doğum günü denk geldi. Günaydın efendim. Doğum gününüz kutlu olsun. Çok Allah hayırlı, sağlıklı ömür versin inşallah. İyilikler ve güzellikler versin inşallah size ve bugün sizinle beraber doğum gününü kutlayan bütün başka seyircilerimize bu duayı iletiyoruz. Ben de çok teşekkür ediyorum. Aynı dileklerinize katılıyorum. Bizi seyreden tüm vatandaşlarımıza da hayırlı pazarlar diliyorum. Evet, bugün benim doğum günüm. Evet. Siz hatırlattınız, çok teşekkür ediyorum. Ben de aynı dileklerle bugün doğan tüm insanlara ömür boyu mutluluklar, huzurlar diliyorum. İnşallah. Erkan Tan, merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun katliamıyla Büyük Birlik Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından satın alınmıştır demiş bir seyircimiz. Ağır bir iddia, saygılar. Fatih Erzurumlu, İstanbul Ümraniye'den bu mesajı göndermiş. Şimdi tabii bunu cevap verecek bir metin olarak bile görmüyorum. Yani bu gerçekten bu haksızlığı Büyük Birlik Partisi'ne kurulduğu günden beri yapıyorlar. Öyle mi? Ha, yeni değil. Yani yeni değil. Muhsin Başkan da ayrılıp yeni bir parti kurduğunda, o zaman da rahmetli genel başkanla ilgili, işte arkadaşlarımızla ilgili, partimizle ilgili, hareketimizle ilgili, yok işte Özal'dan para aldı, yok işte Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin işte telkinleriyle ayrıldı, partiyi kurdu gibi. Geçmiş dönemde de böyle çok namussuzca atılmış iftiralar vardı. Bunlar namussuz iftiralardır diyorsun. Tabii bunların mesneti olmayan, yani çünkü inanan bir insan, Müslüman bir insan bilmediği bir şeyi yani söylemez. Tabii. Duyduklarıyla hareket etmez. Büyük günah. Tabii iftiralarla hareket etmez. Yani fitne çıkarmak için, fesat çıkartmak için hareket etmez. Bunlar tamamen Büyük Birlik Partisi'nin varlığından bile rahatsız olan, yani bırakın güçlenmesini, iktidar olmasını, varlığından bile rahatsız olan. O zaman şöyle bir manşet yapalım mı? Yani, hem Twitter aleminde hem şimdi burada. Büyük Birlik Partisi kurulduğundan beri varlığından rahatsız olanlar namussuzca iftira atıyorlar. Atmaya devam ediyorlar. Atmaya devam ediyorlar. Tabii, atmaya devam ediyorlar. Yani çünkü 20 yıl olmuş Büyük Birlik Partisi hep milletin yanında durmuş, hep milli iradenin yanında durmuş. Doğru kimden gelirse gelsin, kınayanların kınamasını aldırmadan doğrunun yanında durmuş. Yanlış da kimden gelirse gelsin, bedeli neyse karşısında durmuş bir siyasi harekettir. Evet. Yani bunu, bu sözü söylemek büyük bir insafsızlık, yani en basit bir ifadeyle. Hangi tarihti tam olarak kuruluş tarihiniz efendim? 29 Ocak 1993. Tam da geçen hafta Ankara'da. Tabii, da bir merasimle 20. kuruluş yıl dönümü programını gerçekleştirdik. Ben bu program aracılığıyla 20 yıl önce başta rahmetli genel başkanımız olmak üzere kurucularımıza, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun. Kuruluşundan bugüne kadar Büyük Birlik Partisi'ne emeği geçen, görev alan, oy veren, dua eden herkese de şükranlarımı sunuyorum. Büyük Birlik Partisi'nin 20 yıllık mazisi tertemizdir. Hiçbir leke bulamazsınız. Büyük Birlik Partisi'nin 20 yıllık kadroları büyük bir tecrübe kazanmışlardır. Pırıl pırıl kadrolardır. Ve Büyük Birlik Partisi projeleriyle de Türkiye'yi yönetmeye, milletin muktedir iktidarını gerçekleştirmeye hazır bir siyasi partidir. Tam da bu noktada diyorlar ki canım, konuşuyorsunuz, sağdaki oyları bölüyorsunuz, memleketin meseleleriyle ilgili hangi projeleriniz var demiş bir seyircimiz. Mesela bir ama projelerinizin çok güzel olduğunu söyleyen başka bir seyircimiz de demiş ki askere giden herkese asgari ücretten maaş verecektiniz. Ne oldu? Kimse ilgilenmedi mi? Mesela demek ki projeniz varmış. Yani seyircimizi yalanlayan başka bir seyirci mesajı oldu. Erkan Bey, biz Türkiye'nin temel problemleriyle ilgili çözüm önerileri üretmiş ve Türkiye'nin 75 milyonunun güvenliğini sağlayacak, özgürlüğünü getirecek ve refahını sağlayacak
bir proje ürettik. Yani bütün projelerimiz bununla ilgili. Evet. Ama maalesef iktidar olma fırsatı bulamadığımız için tabii ki bu projeleri uygulama fırsatı da bulamadık. Hı. Ama şunu söyleyeyim. Mesela herkes şu anda da kamuoyunda diğer siyasi partiler, iktidar olsun, ana muhalefet olsun, diğer muhalefet partileri suni gündemler oluşturarak buradan besleniyorlar. Milleti ayrıştırıyorlar, milleti kamplaştırıyorlar. Biz tam bunun tersine, bize de bunu telkin ediyorlar. Diyorlar yani, ki bakın, ayrıştırmadan, kamplaştırmadan, saflaştırmadan büyüyemezsiniz, oyalamazsınız diyorlar. Yani sizin iyiliğinize, sözüm ona, tabii tavsiyelerde bulunurken. Tabii diyorlar ki yani bakın siyasetin gerçeği var. Yanlış yapıyorsunuz beyefendi. Rahmetli Muhsin Başkan'a da diyorlardı ki ya oyunu kuralına göre oyna ya da oyunu değiştir. Neymiş kural? Onun bu söylenene karşı cevabı neydi biliyor musunuz Erkan Bey? İlla ilke illa haysiyet diyordu. Hı. Biz ilkelerimizden de haysiyetimizden de vazgeçmeyeceğiz. Yani biz mevcut sistemin bu vurguncu, bu soyguncu düzenin kuralına uymayacağız. Hı. Bizim zaten karşıtlığımız, biz neye karşıyız? Biz ne A Partisi'ne, ne B Partisi'ne, ne C Partisi'ne. Bunlar sunidir. Bugün vardır, yarın yoktur. Geçmişte bir sürü parti vardı. Büyük Birlik Partisi hala yoluna devam ediyor. Ama onlar 20 yaşında. Tabii onlar yok. Biz Türkiye'nin şu anda en tecrübeli 3. 4. siyasi partisiyiz. Erkan Bey onlar yok bakın şu anda. Çünkü neden? Biz işte o illa ilke illa siyaset dediğimizden dolayı. Bizim dediğim gibi hiçbir siyasi parti ne iktidarı ne ana muhalefeti ne muhalefeti. Biz bölücüler hariç hepsine de eşit mesafedeyiz. Kur'an yani, neymiş? Kur'an size dayattıkları, yanlış şu, yapıyorsunuz dedikleri. Diyor ki işte oyunu değiştir diyor. Yani oyunun kuralları var. Evet. Sen de oyunu kurala göre oyna. İşte milleti ayrıştır, milleti kamplaştır, popülist politikalar söyle. Ondan sonra düzene uy, evet, sisteme uy. Dışarıdan gelen telkinleri baş tacı. Yani milleti önce böl, fikri olarak öyle tabii mi? Tabii içerideki işte sermayeyle anlaş. Büyük medya patronlarıyla anlaş. Yani her türlü ne gerekiyorsa onu yap. Ona karşı Muhsin Yazıcıoğlu'nun cevabı illa ilke illa haysiyet. Peki efendim. Büyük Birlik Partisi 20 yıldır bu ilkesiyle devam bu ediyor. Bu 750 TL maaş vereceğiz iktidara gelirsek askerlik şimdi bakın, yapan herkese. Biz, lafını şimdi bizim mesaj gelmiş. Yahu tabii bol keseden atıyorlar iktidarda değiller ki. Bu meşhur laf ya. Şimdi onlar da bol keseden atıyorlar. Bekara karı boşamak kolay şimdi, demiş size şimdi bir o yorumu yapan arkadaşımız da bol keseden atıyor. Öyle mi? Biz inanmadığımız hiçbir sözü söylemeyiz evet. Erkan Bey. Hiçbir sözü. Hiçbir vaatte de bulunmayız. İnanmadığımız. Bakın biz ne söylüyoruz şu anda? Biz diyoruz ki bu ülkenin birinci gündem maddesi terör. Biz iktidara gelelim. Evet. Terörü bir yıl içerisinde kökünden kazarız. Bunu yazıyoruz. Hem de böyle apoyla mapoyla masaya oturarak değil. Topyekün 5 ana başlıkta güvenlik, hukuk, eğitim, finansıyla mücadele ve dış uluslararası desteğiyle mücadele alanda hazırladığımız raporla bir yıl içinde milletin bir numaralı sorunu terördür. Bir yılda bitireceğiz iktidara gelirse. Ve terör bitmeden de tabii ve terör bitmeden de bu ülkenin hiçbir sorunu çözülmez. Diğer sorunlar da buna bağlı. İkincisi biz GÖR projesiyle, güvenlik, özgürlük, refah projemizle 75 milyonu yani başı açığıyla başı kapalısı Türk'ü, Türkmeni, Kürt'ü, Çerkez'i, Laz'ı, Boşna hepsinin doğduğu yerde doyacağı, alnının ak, başının dik, karnının tok olacağı bir Türkiye'yi, Türkiye'nin sözünü veriyoruz. Vaat değil bakın. Üç, bizim kalkınan Anadolu projemiz var. Biz Orta Anadolu, bakın şu anda Orta Anadolu boşaldı. Ankara'yı da boşaltacaklar bu gidişle. Yani zaten Sivas. Ya şimdi bakın, bunları niye anlatıyorsunuz? Sivas'ın, projeniz yok kardeşim. Bekara karı boşamak kolay. Dedikleri için söylüyorum. Bakın. Ya kaynakları var mı bunların efendim? Tabii yani hepsi var. İktidarın kafası çalışmıyor mu sizin bu dediklerinizi yapmıyor? Diyorlar. Tercihleri başka. Ben kalkınan Anadolu projesini tercih ediyorum. Başbakan Kanal İstanbul'u tercih ediyor. Onun bütün hayali İstanbul. Yani İstanbul'u daha da büyütmek. İstanbul'u belki ileride başkent yapmayı bile düşünüyorlardır. Çünkü biliyorsunuz buradaki bankaların genel müdürlükleri, Merkez Bankası başta olmak üzere kurumların birçoğu İstanbul'a taşınıyor. Şimdi bizim hayalimiz ne? Elbette ki İstanbul'da bizim için önemli. Ama biz önce göçü durduracak, yani insanları doğduğu yerde doyuracak tarım ve hayvancılığa, bakın şu anda tarım ve hayvancılık bitme noktasına geldi. Ama
biz hem tarım ve hayvancılığı yeniden canlandırırız, sübvanse ederken, evet, destek verirken, öbür taraftan da teknolojide ve bilimde de tabii ki ileri dereceyi, çağı yakalamanın peşinde olacağız. Elbette, ama şu anda baktığınız zaman tarım ve hayvancılığı terk etmişsiniz. Bunu terk ederken sanki bilimde, teknolojide ileri mi gitmişsiniz? Hiçbir şey üretemeyen bir ülkeyiz. Tüketen bir toplumuz. Şimdi en çok övündükleri Erkan Bey, evet, ekonomi. Mevcut hükümetin en çok övündüğü, diyor ki biz ekonomik alanda çok başarılı. Evet. Şimdi dış işlerinde başarılı olduğunu söyleyebilir misiniz? Söyleyemezsiniz. Çünkü neden? 20 yıl önceki... Beni bu işlere karıştırmayın. Hayır, şöyle. Başkanım, sen yani de halkın vatandaşısın, milletin içindensin. Ey bakın, millet, hükümet başarılı mı? Soruyor Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici. Biz yani, bilirsek daha iyi yaparız. Bakın, diyor. Hipnotize edilmişlere sormuyorum. Yani yönlendirilmişlere sormuyorum. Evet. Bir bilim adamı. O zaman bunu da tweet atalım mı? Bir bilim adamı. Hipnotize edilmiş olanlara sormuyorum. Yönlendirilmişlere sormuyorum. Cevap verin. Dış işleri iyi mi? Öyle mi? Dış politikamız iyi mi? Ekonomi iyi mi? Bilim adamlarından. Şimdi bunu manşet yapıyorum. Ünlü yazarlardan bir tanesi diyor ki milletler diyor, topluluklar diyor, büyük topluluklar, büyük kalabalıklar ikna edilmezler diyor, yönetilirler diyor, yönlendirirler diyor. Türkiye'de tamamen bir yönlendirme var. Ya birisi çıksın bana desin ki kardeşim sen doğru söylemiyorsun desin ya. Mesela işte dış politikayla ilgili konuşalım. Ya 20 sene önceki problemlerimizin hepsi durmuyor mu? Kıbrıs çözüldü mü? Yok. Avrupa Birliği çözüldü mü? Bakın, yok, en son ne dedi Sayın Başbakan? Şangay, Putin'e söyledim ki dedi, bizi Şangay Besi'nde alırsanız biz hemen Avrupa Birliği defterini kapatırız. Daha ilerisi var. Asya Birliği'ni alsınlar, yine Avrupa Birliği defterini kapatacaklar. Yani şimdi bu vaziyete gelmişsin. Peki o zaman biz niye 20 yıldır Avrupa Birliği'nin kapılarında bekliyoruz? Niye Gümrük Birliği'nden bu kadar milyarlarca dolar zararımız var? Niye ülkemiz bölünme haline getirdi bu kriterlerden, Kopenhag kriterlerinden falan dolayı? Şimdi Irak, Kuzey Irak bizim kırmızı çizgilerimiz olan bir bölgeydi. Evet. Bugün kırmızı çizgimiz var mı? Biz 20 yıl önceki dış problemlerimiz... Canım, kırmızı çizgiye bakın, gerek olacak bir sıkıntı yok diyorlar. Arttı, bakın arttı ve çizgilerimizi kaybettik. Bir takım iddialarımızdan da vazgeçtik. Mesela bizim iddiamız neydi? Biz bundan 3-5 sene önce ne söylüyordu? Aynı hükümetti. Ne söylüyordu? Diyordu ki biz kırmızı çizgilerimizden asla vazgeçmeyiz. Orada bir oluşuma izin vermeyiz. Orada bir oldu bittiği, tamam, kabul etmeyiz. 3-4 sene önceki arşivler çıkarılsın, gazete başlıklarına bakılsın. Yani bunlar benim sırf muhalefet olsun diye söylediğim sözler değil. Bunlar çıkarılsın, bakılsın. Tamam, yok, var mı ki oldu şimdi, bitti canım? Oldu bitti oldu. Fiili bir devlet var şu anda orada. Hep vardı canım, bu iktidarın ne kabahati var. Hayır, önceden de vardı oradaki durum diyorlar. Ben sadece bu iktidarı suçlamıyorum. Bundan önceki iktidarları da suçluyorum. Yani Büyük Birlik Partisi kurulduğundan bugüne kadar 20 yıldır Türkiye'de hangi problemler varsa ana problemlerin başta terör olmak üzere hepsinin devam ettiğini söylüyorum. Bakın, ekonomiyle ilgili söylüyorlar. Hükümet sözcüler çıktıkları zaman ekonomiyle ilgili övündükleri 5 tane kalem var. Diyorlar ki bir, ihracatı arttırdık. Tamam. Tamam mı? 2, enflasyonu düşürdük. 3, borsamız çok yükseldi. 4, dış borcumuzu kapattık. 5, işsizliği yok ettik diyorlar. Evet. Şimdi bunlara bakalım. Tamam. Doğru mu? Yalan söylemiyorlar. Bakın, ben yalan söylediklerini söylemiyorum. İşsizliği yok ettik demiyorlar. Hayır, hayır. İşte mücadele ediyoruz. Hayır, yani. Bakın, bakın. Evet. Tam işsizliği yalan söylemiyorlar. Ama fotoğrafın bir tarafını gösteriyorlar. Tamam. Yani tabiri caizse milleti kandırıyorlar. Milleti aldatıyorlar. Bakın, ihracatı söylediğiniz zaman mutlaka ithalatı da söylemeniz gerekir. Eğer diyorsanız ihracatı 35 milyardan aldık, 151 milyar 900 milyona getirdik. O zaman ithalatı da 50'den alıp 250 milyar dolara getirdiğinizi, bugün Türkiye'nin 100 milyar dolar civarında dış ticaret açığı olduğunu söyleyeceksiniz. Söyleyecek. Peki ikinci tabii, madde? İkinci madde, enflasyonu düşürdük diyorlar. %6 olarak açıklanıyor enflasyon. Doğru. Hedefi de o. Ya bu enflasyon düşüze, ben, sen, vatandaş, buradaki kameraman arkadaşımız, yoldan geçen, niye kredi kartı faizini hala %30 ödüyor, %40 ediyor? Niye siz bir trafik cezasını sonra 3 katı fazla ödüyorsunuz? Niye vergi cezalarını, niye elektrik cezalarını %20'lere, %30'larına ödeniyor? Bu çok önemli. Milletin gözünün içine bakayım, millete de, evet, sorun isterseniz. Millete de soruyorum. Ben de bir tweet hazırlayayım. Eğer bu ülkede enflasyon %6 ise... Bu vatandaş niye kredi kartı faizi niye %35, niye %40 ödüyor? Niye bu bankalar ticaret yapan kardeşlerimizde %10'un üzerinde %15'lerle, %16'larla yıllık kredi açıyorlar? Eğer %6 ise
Niye biz trafik cezalarını, elektrik su faturaları cezalarını %100 katlanarak ödüyoruz? Vallahi bu güzel. Eğer bu %6'ysa. Bu güzel bir soru. Buna Hüseyin Çelik gelecek biliyorsunuz sizden sonra. Evet. Ona da soracağız. Ey ahali, tweet atıyoruz, manşet evet. yapıyoruz. Enflasyon %5-6 ise niye kredi kartı faizi %35? Niye yıllık tüketici kredisi faizi %15? Doğru mu? Niye? Sen rakamları sizden niye aldım böyle? Ben bilmiyorum bunların böyle olduğunu. Siz araştırabilirsiniz. Evet. Yani 3 işsizliği düşürdük diyorlar. Nasıl? Yalan söylemiyorlar. Söylüyorum ya. Geçen sene işsizlik %9,8'miş. Bu sene örneğin %9,7'ye düşmüş. Evet. Yani kıyaslama geçen seneyle. Halbuki OECD ülkeleri içerisinde işsizlik neye göre hesaplanıyor veya değerlendiriliyor Erkan Bey? Düzeltilmiş işsizlik oranı diye evet. bir rakam var. Bir kriter var. Avrupa'da geçerli olan kriter bu. Düzeltilmiş işsizlik oranında biz Avrupa'nın şampiyonuyuz. Yani %33,6 ile Avrupa'nın en işsiziyiz. Düzeltilmiş işsizlik oranında. Şimdi dördüncüsü borsamız diyorlar. Evet. Tavan yaptı. Tamam. Ya bir kere borsa Avrupa'nın en sığ borsası. Bunu milletten niye saklıyorsunuz? Ve tavan yapan borsanın %70'i 3000 tane yabancının elinde. Yani borsa vasıtasıyla buradan aynı bankalar vasıtasıyla kar transferi yaptıkları gibi borsa vasıtasıyla da Türkiye'den Avrupa'ya kar transferi yapıyorlar. Yani bunu övünülecek bir şey gibi söylemenin bir anlamı, bir ifadesi var mı? Şimdi diyor ki Sayın Başbakan çıkıyor diyor ki IMF'ye diyor olan borcu bitirdik. Evet. 890 milyon kaldı. Temmuz'da da onu ödeyeceğiz. Üstüne de borç vereceğiz diyor. Şimdi millet şöyle anlıyor. Bütün bizim dış borcumuz bitti. Bir 809 milyon kaldı. Onu da Temmuz'da Sayın Başbakan hükümet ödeyecek. Üstüne bir de çıkaracağız. 5 milyar dolar, 10 milyar dolar da borç vereceğiz. Peki bu Türkiye'nin borcu bittiyse bizim 2013 bütçemiz sizin gelir gider kalemleri 404 milyar. Bunun da 51 milyarı faiz gideri. Ya bu borcun aslı 890 milyonsa 51 milyar faizi biz kime ödüyoruz? Yani bizim eğer dış borcumuz azalmışsa, iç borcumuz azalmışsa, dengeler yerine oturmuşsa biz niye bu iktidar döneminde son 11 yılda 550 milyar teröre 30 yılda harcanan para kadar faize para ödemişiz? Niye? Niye ödemişsiniz? Bu soruları sordunuz. Peki, yani, peki şu andaki son süreçle ilgili eleştirileriniz var mı? İşte İmralı süreci diye bilinen, daha tam adını da koymadık da herkes meşrebine göre başka bir isim takıyor ona. Bu konuyla ilgili eleştirileriniz var mı? Onları da yapalım bir taraftan. Ekonomiyi söyledik. Bakın ben şunu söylüyorum. Biz herkes başka gündemler konuşurken bu ülkede biz dedik ki terör bu ülkenin birinci gündem maddesi. Bu çözülmeden Türkiye hiçbir problemi çözemez dedik. Diğer sorunlar da ve buna bağlı. Geçtiğimiz yıl hatırlarsanız Erkan Bey biz hazırladığımız raporu çözüm önerilerini önce meclisindeki partilere gittik. Masum Bey'i de evet. işte o zaman Numan Bey Has Parti'ydi. Numan Bey'i Saadet Partisi'ni Demokrat Parti'yi ziyaret ettik. Onların da görüşlerini aldık. Önce ana muhalefet liderine Kemal Bey'i ziyaret ettim. İki saat ona anlattım. Yani terörle mücadeledeki yanlışlar çözüm öneriler ve doğrular. 30 yıldır yapılmayanlar, yanlışlar ve çözüm öneriler. Sonra Sayın Başbakan'la görüştük. Yani iki saate yakın ve heyetiyle birlikte onları anlattık. Sonra Cumhurbaşkanımıza, Meclis Başkanımıza, Genelkurmay Başkanı'na, ilgili tüm bakanları, ilgili tüm kesimleri ziyaret ederek anlattık bunları ve özel bir basın toplantısıyla kamuoyuna da duyurduk, basına da duyurduk. Biz ne söylüyoruz orada? Biz şunu söylüyoruz. Evet. 30 yıldır bu ülkeyi yönetenler terörle mücadele etmedi. Etmediler, ediyormuş gibi yaptılar. Ben bunu sırf muhalefet olsun diye söylemiyorum. 30 yıllık bir hesaptı bu masaya oturma. Onun için bu süreç 30 yılda geldi. Geldi. Yani neden edilmedi? Neden edilmedi? Evet, gerekçelerinizi söyle. Neden terörle mücadele 30 yıldır siz terörle mücadele ediyorsanız, evet. ediyorsanız 6 şeyi mutlaka yapmanız gerekiyordu. Bu benim tek başına görüşüm değil. Terör uzmanlarının, bu işte uzmanlaşan kişilerin söylediği. Bir, asker sivil işbirliği sağlanacak. Tamam. Hiç kimse bana söyleyemez 29 yılda bu ülkede asker sivil teröre karşı ortak mücadele etti diye. Asker darbe yapar, muhtıra verir korkusuyla karakollarımız fotokopi gibi basılırken hiç askere hesap sorulamadı. Evet. Orada insanlık dışı, hukuk dışı terörle mücadele adı altında uygulamalar yapılıp oradaki kardeşlerimiz milletinden, devletinden uzaklaştırılırken, faili meçhuller işlenirken bunların hiçbirisinin hesabı sorulamadı. İki. Yani askerden korktular.
hatalı, kusurlu olduğu saldırılarda bile hesap soramadılar. Soramadılar. Yani karakollarımız söylesinler. Basılırken askere niye basılıyor burada kardeşim? Sekve idare hatası mı yaptın diyemediler. Ya karakol basılıyor. Korkusuyla, öyle mi? Ambulans helikopterden önce gidiyor. Böyle bir şey olur mu Erkan Bey? Aynı karakol 3 kere 5 kere basılıyor. Yani bir kere tedbirsiz yakalanırsın. Çok ağır bir laf oldu. Bunlar bunu daha önce bu programda söylemiştiniz siz. Evet söyledim. Bir daha söyler misiniz? Millet kaçırmış olabilir lafınızı. Yani karakol basılıyor, ambulans helikopterden önce gidiyor. Böyle bir şey olur mu yani? Ben bunu söylüyorum. Şimdi bakın ikincisi eğitimli birlikler. Ya 30 yıl olmuş. Kardeşim 1 yıl olur anlarım, 2 yıl olur anlarım da 30 yıl olmuş. Sen hala teröristle mücadele edecek eğitimli birlik yetiştiremiyor musun ya? Biz diyoruz ki mobil birlik diyoruz. Yani bunun karşısında aynen av konumundan çıkacak, avcı konumuna geçecek. Üçüncüsü istihbarat. Ben açıkça söylüyorum. 30 yıl boyunca 3 istihbarat örgütümüz birbirini atlattı. Birbirinden bilgi sakladı. Bakın son dönemde nasıl bir işbirliği sağlandı? MİT, Emniyet İstihbarat Genel Kurmay başarı gelmeye başladı. Son 6 aydır, 1 yıldır. Bunu benim babam Van valisiyken söyledi. Adamı linç ediyorlardı az daha. Tabii. Ya emrimdeki istihbarat örgütleri birbiriyle mücadele ediyor. Birbirini atlatmaya çalışıyor, birbirinin elemanlarını deşifre etmeye çalışıyor dedi Van valisi. Tabii aynen öyle. Maddi finans kaynaklarıyla mücadele. Ya hepsi biliniyor. PKK oradan hala kaçakçılıktan, mazotundan olsun, sigarasından olsun şeyden vergi alıyor ya %10, %20. Bunu herkes biliyor. Orada binlerce hektar arazi ekmiş, afyon uyuşturucu yetiştiriyor. Mevcut BDP'li belediyelerden kaynak aktarılıyor. Kadro istihdamı yapılıyor. Bunu ben söylüyorum. Sayın Başbakan da söylemedi mi bu BDP'li belediyeleri, belediye başkanları değil PKK'lılar yönetiyor diye. Evet. O zaman niye Büyükşehir Yasası'nı çıkarıyorsun da yetkisini daha fazla artırıyorsun? Kadro imkanı, para imkanı. Siz bir de Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na seslenmiştiniz burada birkaç evet. kere. Şimdi beşincisi bölge halkınızı yanınıza alacaksınız. Evet. Bölge halkını en önemli yapılmayanlardan birisi de bu. Bölge halkı devletten ve milletten soğutuldu. Yanlış uygulamalarla ne siyasi uzantıları ne onların silahlı eşkıya takımı bizim o bölgedeki Kürt kardeşlerimizin temsilcileri değil. Ama mevcut iktidar ve daha önceki iktidarlar onları muhatap alarak bölge halkını onların yanına ittiler. İttiler. Yani hukuk dışı uygulamaların yanında bir de bunu yaptılar. Valla ben Siirtliyim, bu söylediğinizin ne anlama geldiğini iyi biliyorum. Yani evet. Doğrudur. Şimdi BDP veya onun başka uzantılarını bu işleri sizinle çözelim, gelin seçilmişler sizsiniz derseniz onlara tabii. oy vermeyen ve onlara uzak duran herkesi paket etmiş olursunuz. Tabii bakın dün bir arkadaşımız otobüsle binerken buradan Cizre seyahate gidiyor bizim Yalova'daki toplantıya evet. gelmek için. Orada anlattı. Uludere'den geliyormuş otobüs. Oturuyor vatandaşla konuşuyor. Adam 5 vakit namaz kılan bir adam. Yani Müslüman, mütedeyyin, aslında devletine milletine bağlı olan bir adam. Kime oy veriyorsun diyor. Diyor ki BDP'ye oy veriyorum diyor. Evet. Tamam mı? Niye BDP'ye oy veriyorsun diyor. Diyor ki çünkü bizim haklarımızı o savunuyor diyor. Yani bu tabloyu kim yarattı? Bu ülkeyi yönetenler yarattı. Onları muhatap alarak bunlar yarattılar. Onlar bunların temsilcisi değil ki. Hiçbir benzerlikleri yok. Fikri anlamda benzerlikleri yok. İnanç anlamında benzerlikleri yok. Yaşam kültürüyle ilgili benzerlikleri yok. Ülküleri, idealleri, hedefleri aynı değil. Çünkü o bölge dindar bir bölge, muhafazakar bir bölge. Dünya hayatı hiç ölmeyecekmiş gibi, dünya yarın ölecekmiş gibi ahiret hayatı için çalışan imanlı gönüller var orada. Ahiret hayatını daha da önemsiyor. Bunlarla hiç alakaları yok. Ama sen onları alıyorsun. Ve en önemlisi de dış desteğiyle mücadele. Erkan Bey, 30 yıldır neredeyse PKK'ya destek vermeyen ülke kalmadı dünyada. Evet. 30'dan fazla ülkenin ismi bizim her türlü dış ilişkilerimizde de, dış işlerimizde de, MİT'imizde de, istihbaratımızda da kayıtlı. Ama bu ülkelerle her türlü desteği verdiklerini biliyoruz. Ama hiçbir şey olmamış gibi bunlarla siyasi ortaklıklara, stratejik müttefikliklere, ekonomik işbirliklerine, askeri tatbikatlara devam ediyoruz. Bakın en son Paris'te öldürülen 3 tane PKK'lıdan sonra Fransa Cumhurbaşkanı ne dedi? Birisiyle ilgili düzenli olarak görüştüğüm birisiydi dedi. Üzüldüm dedi. Nasıl oluyor da Avrupa'nın bir devlet başkanı, en büyük cumhurbaşkanı terör listesinde olan bir terör örgütü elebaşıyla düzenli olarak görüşebiliyor? Türkiye bunun hesabını niye sormuyor? Aynısını bizim başbakanımız söyleseydi,
Amerikan çok değil, dün iki gün önceki saldırıda. Evet. Üstelik Türkiye'de yapılmış bir saldırı. Bakın Türkiye'de yapılmış ve Türk yapan saldırıyı. Bizim başbakanımız deseydi ki biz bununla görüşüyorduk ara sıra deseydi, Amerika bize hangi muamele yapardı? Veya Almanya'da 11 bin, 12 bine yakın terörist olduğundan bahsediliyor. Türkiye'de 11 tane terörist olsa Almanya'ya karşı mücadele eden, acaba Almanya bize ne yapar? Dolayısıyla da terörle mücadele irade gerektiriyor, azim gerektiriyor, cesaret gerektiriyor. Onun için biz bu adına İmralı dedikleri aslında APO'yla müzakere süreci olan Kandil'le, BDP'yle ve Avrupa'yla dört ayaklı, daha sonra bunu da itiraf ettiler zaten, bir görüşmenin yürütüldüğü bu sürecin biz yanında değiliz. Ne arkasındayız, ne sağındayız, ne solundayız. Çünkü biz bu sürece inanmıyoruz. Sanmasınlar ki Türkiye'yi yönetenler ilk defa bunlarla masaya oturdular. Daha önce ülkeyi yönetenler de bunlarla masaya oturdular ve neticede buradan hep terör kazançlı çıktı. Bakın şimdi ne olacak ben size söyleyeyim. Çok ağır konuşuyorsunuz. Ey millet, sanmayın ki ilk defa bu iktidar görüşüyor. Evet. Öncekiler de görüştü. Öncekiler de görüştü. Olmadı. Tam terör tersine arttı dediniz, tweet yapıyoruz. Arttı ve PKK güçlendi. PKK'nın siyasi uzantıları güçlendi. Talepleri arttı. Çünkü her masaya oturuşta yeni imkanlar kazandılar. Yeni kazançlar elde ettiler. Bakın şimdi ne olacak? Bir, şu anda dördüncü yargı paketiyle de içerideki KCK'ların tamamı serbest bırakılacak. KCK'ların serbest bırakılmasından daha önemli bir şey var. Artık onların fiilleri suç olmaktan çıkacak. Yani PKK'lı olmak, PKK'yı övmek, KCK. KCK kim? PKK eşittir. Yani onun daha üst yapılanması. KCK'lı olmak, onun propagandasını yapmak, onun adına faaliyetler yürütmek, yapılanmalar kurmak. Bütün bunlar suç olmaktan çıkıyor. Bakın. Canım nereden biliyorsunuz, olmamış şeyleri olacakmış gibi anlatıyorsunuz efendim. Hayır, dememişler ben de diyorlardı şimdi. Hükümet söylüyor, diyor ki dördüncü yargı paketiyle yani bizzat silah kullanmamış herkesi serbest bırakacağız diyor. Yani bunu ben söylemiyorum. Bakın geçen hafta şey çıktı, ana dilde savunma hakkı. Millet sadece şunu anladı. Vatandaş neyi anladı? Ya sadece Kürtçe bilip de başka hiçbir bilmeyenler eskiden savunamıyorlardı haklarını. Bunlara savunma hakkı verildi. İşin doğrusu bu değil ki. İşin doğrusu bu değil. Yani iki, onunla birlikte hiç çaktırmadan millete 15 bin kişi o gün tahliye oldu. Bütün suçlular dahil bunun içine. Yani mesela PKK'lı adam vurduysa Mehmetçi, 18 ay cezası kalmışsa tahliye oldu adam. KCK'lı 18 ay. 18 ay altında cezası olan hepsi tahliye oldular. Şimdi dolayısıyla da Büyükşehir yasasıyla da şimdi tamamen bölgeyi 2014'ten sonra PKK'nın kontrolüne veriyorsun. BDP'nin kontrolüne veriyorsun. Abdullah Öcalan'ı da ev hapsine çıkarıyorsun. Bir genel af çıkaracaksın. Ya yok böyle bir şey dedi başbakan efendim. Size niye inanalım da başbakana inanmayalım yani? Vallahi ben ne dediklerine bakmıyorum. Ben uygulamaya bakıyorum. Biraz buraya önce, gidiyor diyorsunuz. Ben biraz önce de söyledim size Erkan Bey. 3-4 sene önce de ne diyordu hükümet? Kuzey Irak'ta çizgilerimiz var. Biz çizgilerimize dokundurtmayız. Orada bir oldu bittiye rıza göstermeyiz. Gereğini yaparız diyordu. Ne oldu? Oldu bitti oldu. Çoktan bitti. Şimdi bu geçmişte de baktığınız zaman yani ne dedikleri olanlara bakıyorum ben. Yürütülen süreçlere bakıyorum. Ne oluyor? Memleketin başına ne geliyor? Biz ona bakıyoruz. Ya yani. Canım hiçbir faydası olmaz. Bak terör faaliyetleri durursa, akan kan durursa mahcup olmaz mısınız o zaman? Şimdi bakın siyaset şöyle bir şeydir Erkan Bey. Herkes inandığını söyler, tamam mı? Hükümet bir de şöyle söylüyorlar ya, kimse işte bu sürece taş koymasın, engel çıkarmasın. Bizim engel çıkarttığımız, taş koyduğumuz, provoke ettiğimiz falan yok. Çünkü ne biz ne de bizim gibi düşünenler Türkiye'de silahlı eylem yapanlar değil. Evet. Biz düşüncelerimizi söylüyoruz. Fikirlerimizi söylüyoruz. 30 yıllık süreçte biz haklı çıktık mı? Haklı çıktık. Yani 30 yıllık süreçte biz haklı mıyız? Haklıyız. Terör bugün hala varsa. Hı hı. Biz haklıyız. Dolayısıyla da bakın bundan birkaç sene önce Kürt açılımı, sonra demokratik açılık, sonra birlik, beraberlik, kardeşlik projesi dedikleri projede ne oldu? Ha burada değil mi? Bunları yere çakıldı. Ve o günden bugüne geldiğiniz zaman PKK'nın ne kadar güçlenmiş olduğunu görüyorsunuz. Hı. Ve pervasızlıkları artıyor. Bakın ya ben bir önce söyledim ya, ben söylenene değil yapılana bakıyorum diye. BDP'lilerle PKK'lılar kucaklaştığında Sayın Başbakan ne dedi? Meclis açılınca gereğini yapacağız dedi. Değil mi?
Ne demekti? Ne anladı millet? Yani dokunulmazlıklarını kaldıracağım. Bunları hukuka, yargıya sevk edeceğim. Peşine de biz o anda biliyorsun idamla ilgili de referandum yapmıştık. Onun sonuçlarını da aldı ve dedi ki idamı da Türkiye'nin gündemine getiriyoruz dedi. Şimdi ne oldu? İkisi de konuşuluyor mu bugün? Hiçbirisi konuşulmuyor. Bakın dolayısıyla da şimdi suni bir gündem maddesi tartışması başlattılar. Irkçılık tartışması. Türkiye'de Türk ırkçılığı da yoktur. Kürt ırkçılığı da yoktur. Çünkü bu milletin %99'u Müslümandır. İslamiyet'te ırkçılık yasaklanmıştır. Haramdır. Kavmiyetçi olan bir insan cennete giremez. Bunu bilir bütün Müslümanlar. Ama birileri kamplaştırma, ayrıştırma siyaseti güttükleri için, buradan nemalandıkları için bu tartışmayı getirdiler. Ve onun üzerine PKK'lıların gerçek niyeti ortaya çıktı. Bizim evladı Fatihan dediğimiz Balkan göçmenlerimize, Kırım göçmenlerimize, kim onlar? Konya'dan gitmiş, Eskişehir'den gitmiş, Ankara'dan gitmiş. Fetih yapmak için, Allah'ın ismini yaymak için oraları Türk yurdu yapmış. Hala oralarda Türk izi, Müslüman izi varsa Balkanlarda, Kırım'da onların sayesinde. Şimdi adam diyor ki suyun ötesinden gelenler diyor. Siz sonradan geldiniz. Siz bu memleketle ilgili şeyde bulunamamışsınız diyor. Bunlar gücü ele geçirsinler. Bu eşkıya takımı, bu azmış güruh, eğer gücü ele geçirsinler, seni de beni de burada bırakmazlar Erkan Bey. Onun için herkes aklını başına alsın. Bakın her şeyin bir ölçüsü vardır Erkan Bey. Her şeyin. Her şeyin. Azabında, gazabında, barışında, sulhunda bir ölçüsü vardır. Bunun en güzel örneği kimdir? Hazreti Peygamber'dir. Medine'ye hicret ettikten sonra oradaki 3 Yahudi kabilesiyle oturup anlaşıyorlar. Medine vesikasını imzalıyorlar. Barış içinde yaşayacak, kimse kimsenin dinine karışmayacak. Medine'ye bir saldırı olursa birlikte savunacaklar. Hendek Savaşı'na kadar bu anlaşma sürüyor. Hendek Savaşı'nda Yahudiler bakıyorlar ki müşrikler çok büyük bir orduyla geldiler. Bu sefer Hazreti Muhammed'in işi kesin bitti diyorlar. Ve geçiyorlar müşriklerin yanında. Ve Allah Müslümanlara zaferi nasip edince Peygamber Efendimiz zırhını çıkarmadan o Yahudi kabilelerin üzerine gidiyor. Onları Medine'den çıkartıyor. Hayber Kalesi'ne sığınıyorlar. Onlar da yetinmiyor. Hazreti Ali Efendimiz'i orduyla oraya gönderiyor. Oradan hepsini gönderiyor. Şimdi dolayısıyla da eğer siz eşkıya takımına, bu azmış takıma, bu pervasız takıma, bu hukuk tanımayan, hiçbir kural takımı tanımayan takımı muhatap alır, bunların taleplerini kabul eder, bunlarla oturur konuşursanız yarın Türkiye'nin başına daha büyük belalar açarsınız. Bakın benim hükümete tavsiyem şudur. İyi niyetli olabilirler. Terörü bitirmek için bunu bir yol olarak görmüş olabilirler. Ama gittikleri yol yol değil, tuttukları iş iş değil. Bu Türkiye'nin zararına olan bir süreçtir, faydasına olan bir süreç değildir. Bunu ben çok açık ve net olarak ifade ediyorum ve söylüyorum. Çünkü neden? Bunların hepsinin geçmişteki sicili bellidir. Ne arzu ettikleri, neyi hedefledikleri de bellidir. Peki efendim, çok çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için programımıza. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici. Ben de son cümle olarak şu Amerika Büyükelçiliğine yapılan saldırıyı da kınadığımı bir kere daha belirteyim. Orada hayatını kaybeden kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Basınımızın değerli temsilcisi Didem Tuncay Hanımefendi'ye de şifalar diliyorum. Bu aslında Amerika'ya değil, Türkiye'ye yapılmış. Türkiye'nin işçi huzuruna, birliğine, beraberliğine ve Türkiye'yi dışarıda itibarsızlaştırmaya yönelik yapılmış bir eylem olarak görüyorum. Ve biz daha önce de söylemiştik, bu teröristlerin hastalık da olsa affedilmemesini, belli bir yerde tutulmasını, bak eylemi gerçekleştiren Ahmet Necdet Sezer tarafından affedilmiş hastalığından dolayı. Bunları, bunlar özellikle bu eylemlerde Erkan Bey bu türleri kullanıyorlar. Yani hayattan ümidini kesmiş, ağır hasta olmuş. Onun için onları bir yerde tutacaksınız, bakımını üstleneceksiniz. Ve bunların bu tür eylemler yapmasının da önüne geçeceksiniz diye düşünüyorum. Bize bu fırsatı verdiğiniz için size bir kere daha teşekkür ediyoruz. Estağfurullah efendim. Doğum başarılarınızın devamını diliyorum. Hem Büyük Birlik Partisi'nin hem şahsınızın bugün doğum günü. Efendim Erkan Tan'la Başkent'ten programı reklamlarla devam ediyor. Reklamlar da bizden. Faturasını kestik, vergi doğdu, ödedik. Zamanı geldiğinde ödeyeceğiz. Bir televizyonun alın teri geliridir reklamlar. Reklamlara ilgi göstermeniz ricasıyla reklamlara bırakıyoruz yayını. Ardından Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Masum Türker sizinle ve bizimle birlikte olacak. Son olarak da bütün bu konuştuklarımızı İktidardan Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik'le değerlendireceğiz.